Herkese merhaba. 26 Ocak Çarşamba günü İstanbul Yarış programıyla birlikteyiz. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. 8 koşu var İstanbul'da. İlki saat 18'de koşacak. Altılı Ganyan da 3. koşuyla saat 19'da başlayacak. 1. koşu şartlı, 4 koşu 2000 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz atları mücadele verecek. Burada iki isim önde çıkıyor. Benim favorim Özcan Yıldırım idaresindeki 3 numaralı Gold Pazar. Gregorian temsilcisi uzun mesafeye ilk kez çıkacak. Buradaki tayların çoğu ilk kez çıkacak. Bu mesafede 4 numara koştu ve rakibi 6 numaranın 6-7 boy önünde yarışı kazandı. Bu mesafeye koşan iki isim. Bugün için Gold Pazar'ın kazanmasını bekliyorum. Ve rakip olarak tabii ki 1 numaralı Don't Forget Ahmet Çelik'le sert rakip olacağını, bu iki isim arasında geçmesini bekliyorum birinci koşunun. İstanbul'da 7'li plase ikinci koşuyla başlayacak. Handikap 15 koşu, 1400 metre mesafede 4 yaşlı Arap atlara mücadele verecek. Burada da son yarışında tek önerdiğim gibi bugün de tek önereceğim bir isim var. 4 numaralı Ferfecir Alis Karataş ile son yarışını kazandı. Bugün de kazanmasını bekliyorum. Çok sert rakibi 3 numaralı Ertunçan burada olsa da ben yine 4 numaranın zor da olsa bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek olarak öneriyorum. İstanbul'da Altılı Ganyan 3. koşuyla başlayacak. 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede koşacak ve şartlı 3 koşu. Buranın epeyce zor bir ayak olduğunu düşünüyorum. Her zamanki gibi zaten programı hazırlayanlar da özellikle hazırlıyor. İlk ayakları genelde karışık, zor ayakları seçiyorlar, ilk ayağı koyuyorlar. İki isim öncelikle önereceğim. İki isim de sürpriz önereceğim. 2 numaralı Zafer Rüzgarı. Mürsel Kayış ile favori, son yarışlarını, bütün koşularını tabela içinde bitirdi. İyi bir performansı olsa da işinin pek kolay olmayacağını düşünüyorum. Rakip olarak burada Cemal Paso idaresindeki 6 numaralı Alkattan bir sürpriz yapabilir. Sürprizlere önereceğim isimdir. Öncelikle 2 ve 6 yeterli olduğunu düşünüyorum. Kuponlarında yeri olan ve geniş oynayanlar için de son yarışını kazanan 7 starttan çıkacak olan 7 numaralı Büyük Sarraf 3. olarak önereceğim isim ve son olarak uzun zamandır birinciliği özlemiş olmalı Sefer Demir. Bu yarışla buna ulaşabilir. 9 numaralı Renk 4. şanslı olarak önereceğim isimdir. Buradaki sıralamam öncelikle 2 ve 6. Sonra da 7 ve 9 diyorum İstanbul'da Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. Kanalımı takip eden siz sayın seyircilere teşekkür ediyorum. Ama lütfen kanalımı abone olup da takip etmenizi önemli de rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. 4. koşu Altılı Ganyan'ın da 2. ayağı maiden 1 koşu. 1300 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz kısrakları meydandan çıkmak için mücadele verecekler. Bugün şablonumu iki tek üzerine oluşturdum. İlki bu ayakta, diğeri de dördüncü ayakta tek önereceğim. Buradaki tek önereceğim isim muhtemelen büyük favori çıkacak olan 14 numaralı Splendid. Gökhan Kocakaya ile bu yarışı kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. İki koşu gördü, üçüncü ve ikinci oldu. Acemiliğini de üstünden attığını düşünüyorum. Bugün bir şanssızlık yaşamaz ise bu yarışı kazanacaktır. Banko diyorum 14 numaralı Splendid için. 3. ayak handikap 15 koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2100 metre mesafede koşacaklar. Burada 4 gün önce beraber koşmuş isimler var. 4, 5 ve 6 numaralı Safkanlar zaten beraber koştu. O gün 4 numaralı Tatlı Çağ 62,5 kiloydu. Ama rakipleri de starttan 4-5 boy geç çıktı.
Özellikle 5 numara Demir Yıldız bu start provasından nasıl geçtiğini de anlamış değilim henüz. Yani her yarışında startta kalıyor. Yani komiserler kurulu start provası yapıyorlar birçok safkana. Starttan provada çıkıyor mu da yarışta çıkmıyor anlamış değilim. Burada 4 isimi önereceğim. İlk olarak 4 numaralı Tatlı Çağ. Yeni antrenörüyle Sayın Ergün Uslu ile iki koşuya çıkıp ikincilik yaptı. Bugün daha iyi koşmasını, yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak 7 numaralı Havzalı Adem Arslan ile 52 kiloda koşacak bugün. Son yarışlarını uzun zamandır hep 60 kilolarda koşuyor, ona yakın kiloda koşuyor, koştu. Bugün 52 kilo, epeyce avantajlı, sürprizleri önereceğim isimdir. Sonra Petek Kan, yine Özcan Yıldırım'la ve 5 numarayı yazmasak da olmaz. Yazsak olmuyor, yazmasak olmuyor. Anlamış değilim ne yapsak diye. Sıralamam 4, 7, 6 ve 5, 5. koşuda. İstanbul'da 4. aya kısa vadede 8 koşu Flying Star koşusu olacak. 4 ve yukarı yaşta İngiliz atları 1400 metre mesafede yarışacaklar. İkinci tekim de bu ayakta olacak. Zaten yine muhtemelen de Surdirek bir at. 7 numaralı Atomic Blonde. Son 3 yarışını kazandı. Harikalar yarattı bence. Bu performansını sürdürdüğü müddetçe de ben yanına at önermeyeceğim. 7 numaralı Atomic Blonde banko olarak öneriyorum. Günün 6. koşusunda. 7. koşu satış 2 koşusu 4 ve yukarı yaşta İngiliz atları 1400 metre mesafede koşacaklar. Safkanların fiyatlarına baktığımızda 100 bin lira ile başlıyor. Hepsi 100 bin lira mı acaba? 92 bin lira 8 numara, 92 bin, 80, 84 bin, 80 bin. 80 bin ile 100 bin arasında fiyatları değişiyor. Ve burası çok denk bir mücadele gibi gözüküyor. Özellikle son iki ayak İstanbul'da sürprize müsait. Çok zor geçeceğini düşündüğüm iki ayak. Dolayısıyla burada 7 isim önereceğim. İlki 6 numaralı Via Veneto. Tercihli start aldı. 11 starttan çıkacak. Son yarışında da çok tuttuğum bir isimdi. Startta kaldı yine 4-5 boy. Anca sonlardaki atayıyla 5. olabildi. Startta kalmaz ise benim favorim 6 numara. Sonra 4 numaralı Balyacı Salih Halil Kaplan ile ikinci şanslı gördüğüm isim ki son yarışını kazanan bir safkan. 1 numaralı Flando Saadettin Moryaz'la yine şanslı olabilecek bir isim. 9 numaralı The Fast Queen son yarışında 9. olsa da onun da start sorunu var. Startta takılmazsa bir bomba yapabilir Gökhan Yıldız ile. Yine bir bomba yapabilecek bir başka isim 8 numaralı World Fast. Özellikle bunu yazmanızı öneriyorum. Hele ki bahislerinize bunu yazmadan geçmeyin derim. 3 numaralı Entrevista 63 gündür hazırlanıyor. Gökhan Gökçe ile yine sürpriz yapabilecek bir isim. Ve son olarak ekürülerden 14 numaralı Demdem Müslüm Çelik ile yine kuponlara yazmanızı önereceğim isimdir. Sıralamam 6, 4, 1, 9, 8, 3 ve 14. İstanbul'da Altılı Ganya'nın son ayağı saat 21.30'da koşacak. Yine maiden bir koşu. 3 yaşlı İngiliz kısrakları 1300 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele verecekler. Burada da 6 isim çıkardım. Tabii ilk olarak bakınca 7 numaralı Prenses Khan 4-3-2-2 performansı çok iyi olsa da yani tek olur diyemiyorum. Burada çok iyi ekürüler var. Uzun zamandır hazırlanan isimler var. Tabii alternatif tek olarak yazılabilir ama ben yanına dediğim gibi
6 isim çıkardım. İlki tabii 7 numaralı Prenses Kan, en şanslı isimdir Maiden'dan çıkmak için. Sonra 3 numaralı Brave Queen, 213 gündür koşmuyor olsa da ben iyi koşmasını bekliyorum. Aprenti Zülfikar Karabulut da bu aralar formda, bir bomba yapabilir. İkinci şanslı olarak önerdiğim isim. Sonra 3, 8 numaralı Sea Rose, Hişman Çizik ile yine sürprizleri önereceğim bir isim. Beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacaktır. 5 numaralı Natif Çift, iki koşu koşup dördüncülükler yaptı. Bir Natif Kaan temsilcisi, kır temsilcisi. Çok şanslı bir isim bu da. Sonra Ahmet Çelik idaresindeki 4 numaralı Jack Paradise. O da 119 gündür koşmuyor. İlk kez sentetik piste çıkacak. İyi koşmasını bekliyorum. Ve son olarak 2 numaralı Blue Brock, Müslüm Çelik ile bir popüler Diamond temsilcisi. Çim'de daha başarılı olsa da tayları bugün için sürprize önereceğim isimdir. Bir denemek lazım, görmek lazım 2 numarayı. Sıralamam 7, 3, 8, 5, 4 ve 2 diyerekten İstanbul programı ile ilgili analizlerimi ve yorumlarımı burada bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.